Arkadaşlar herkese merhabalar. Genelde 9. sınıf arkadaşlarımızla yaşadığımız bir durum var. Artık liseli olduk, birazcık gezelim, eğlenelim, takılalım. Nasılsa LGS'den daha yeni çıktık, yorulduk, dinlenelim. Zaten daha YKS'de çok var, ona da zamanla gelince çalışırız gibi bir durum gelişiyor. Ve bu durum kendi aralarında bir virüs gibi yayılıyor diyebiliriz. O yüzden eğer ki siz de ben boşlamak istemiyorum, ben boş vermek istemiyorum ve çalışmak istiyorum diyenlerdenseniz şimdi size birkaç tavsiyem var. İlk olarak size şunu söylemeliyim ki 9. sınıf lisenin en ama en önemli senelerinden bir tanesi. Evet, LGS'den yeni çıktınız. Yoğun ve tempolu bir süreç geçirdiniz. Çok yoruldunuz, dinlenmek istiyorsunuz. Gerçekten size hak veriyorum. Haklısınız, biraz dinlenmeye ihtiyacınız var. Ama şunu da unutmamalısınız. Sizler 9. sınıfa geçtiğinizde artık liseye dair sadece yeni bilgiler değil, yeni çalışma alışkanlıkları ve yeni çalışma düzenleri de kazanmaya başlıyorsunuz. Unutmayın ki ders sayılarınız arttı, ortamınız değişti, okulunuz değişti, biraz daha sorumluluklarınız arttı. Çünkü geleceğe dair daha emin adımlarla gitmeniz gerekiyor 9. sınıf itibariyle. O yüzden burada ipin ucunu kaçırdığınızda gelecek zamanlarda toparlamak çok zor ve çok yorucu olabilir. Çok fazla arkadaşımız var. 8. sınıfta çok çalışıp, çok iyi bir liseye yerleşip, daha sonrasında 9. sınıfta boşladığı için istediği üniversiteye yerleşemeyen ya da çok zorlanan, gerçekten son sınıfta çok fazla çalışması gereken çok iş tanıdım. Siz lütfen bunlardan olmayın. Eğer ki bu videoyu izlediyseniz ve şu anda bir farkındalık yarattıysa bu sizde, hemen 9. sınıfa kadar eksikleriniz neler, bunları belirleyip yıl sonuna kadar bunları tamamlamaya çalışın. Ve mutlaka hedefinize odaklanın. Bir hedefiniz olsun. Hedef belirlemek için daha çok erken olduğunu düşünebilirsiniz. Ya hocam biz daha liseye yeni geçtik, meslek dallarını daha yeni öğreniyoruz, yeni tanıyoruz, nasıl bir hedefimiz olabilir diyebilirsiniz. Evet, burada belki çok net, işte tıp okumak, hukuk okumak, ne bileyim mimar olmak, mühendis olmak gibi net bir hedefiniz olmayabilir. Ama en azından kafanıza böyle hayal kurabilirsiniz. Ne bileyim eczacılık da olabilir, endüstri mühendisliği de olabilir, mimarlık da olabilir gibi birkaç farklı hedef belirlemek bile sizin işinize çok yarayacaktır. Ya da diyebilirsiniz ki ben üniversite sınavına girdiğimde ilk 50.000'de olmak istiyorum, ilk 10.000'de olmak istiyorum, ilk 1.000'de olmak istiyorum gibi belirlemeler de yapabilirsiniz. Bu belirlemeleri yaptığınızda gerçekten bir şeylerin çok daha farkında olarak ilerliyorsunuz. Birazcık hedefinizden, hayallerinizden uzaklaştığınızda hemen kendinizi toparlıyorsunuz. Vicdan azabı çekiyorsunuz ve ben ne yapıyorum diyerek yapmanız gerekenlere çok daha hızlı bir şekilde yoğunlaşıyorsunuz. Şimdi geldik bir başka mevzuya. Bazen sınıfta öyle arkadaşlarımız vardır ki çalışmazlar. Sınava bir gün kala, iki gün kala bir başlarlar çalışmaya ve bütün konuları hallederler. Ama lütfen kendinizi bu kişilerle kıyaslamayın. Herkes birbirinden farklı. Herkesin algıları farklı, yetenekleri farklı, ihtiyaçları farklı. Belki o arkadaşınız fizik dersinde bunu yaparak çok başarılı olabilir ve siz başarılı olamayabilirsiniz. Ama aynı şekilde siz coğrafyada bir gün öncesinde çalışarak başarı yakalarken o arkadaşınız da coğrafyada başarısız olabilir. Yani sizler farklı bireylersiniz. O yüzden kendinizi kimseyle kıyaslamadan kendi yolunuzda ilerlemeye çalışın. Evet, ikiniz de belki vaktinizi boşa harcıyorsunuz ama bir günde toparlarken siz geride kalıyorsunuz. Yani aynı vakti boşa harcasanız da o başarılı olurken siz başarısız olabilirsiniz. Bu duruma lütfen müsaade etmeyin. Çok sık kullandığım bir cümle var. Her koyun kendi bacağından asılır. O kadar doğru ki sen kendinden sorumlusun ve kendi geleceğini sen inşa ediyorsun. Lütfen bunu unutma. Ve bugün son olarak şunu söylemek istiyorum. Bütün bu anlattıklarımdan sonra 9. sınıfı yoğun, tempolu, sürekli çalışarak kafanızı kaldırmadan ders çalıştığınız bir süreç gibi lütfen düşünmeyin. Aslında 9. sınıf tüm lise sınıfları içinde baktığımızda en az çalışmanız gereken zaman, özellikle 11. ve 12. sınıf çok yoğun geçecek. Evet, şu anda hem LGS sonrası birazcık dinlenmeye ama aynı zamanda da geleceğe yatırım yapmaya ihtiyacınız var. O yüzden burada sizlere önerdiğim şey programlı çalışmak olmalı. Yani bir programınız olsun. Hangi gün ne yapacağım, ne kadar çalışacağım, neye çalışacağım, kaç soru çözeceğim bunları öncesinde mümkünse belirleyin. Her hafta bu belirlemeleri yaptığınızda işinizi yarı yarıya kolaylaştırmış olacaksınız. Ve inanın ki günlük 3 saatlik bir çalışma bile sizin için şu anda çok ama çok yeterli. Günlük 3 saat çalışmanızı erken saatlerde bitirin. Sonrasında günün geri kalan vaktini yine sevdiklerinize, kendinize, ailenize ve arkadaşlarınıza ayırabilirsiniz. Böylece 9. sınıfı hem sıkılmadan sosyalleşerek geçirmiş olacaksınız hem de gelecek yıllara dair temelinizi sağlam bir şekilde oluşturmuş olacaksınız ve sonraki yıllarda zorlanmadığınızı eminim ki fark edeceksiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizinle çevremizdeki arkadaşlarımız boşladığında biz neler yapmalıyız, nasıl bir tutum sergilemeliyiz bunlarla ilgili konuştuk. Siz de bu konudan yakınanlardan mısınız? Böyle problemler yaşıyor musunuz? Eğer yaşıyorsanız lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.